Yani F-16'ları da tıpkı Leopard'lar gibi yakacağız diyor Vladimir Putin'in açıklaması. Geçtiğimiz Cuma günü gelen açıklamaların satır aralarındaydı. Hatırlatma babından yineleyelim. Bir cümle söyleyebilirim. Çok özür dilerim. Şimdi savaş, tabii cephedeki anlattık ama savaş şuna dönüyor. Döndü aslında. Bunu söyledik ama biz burada sizin programınızda yine ifade ettik. Endüstriyel savaşa döndü. Yani neye döndü? Neyi kastıyoruz? Hani daha önce mühimmat konusunu konuştuk da. Kim daha fazla mühimmat üretecek? Kim daha fazla tank üretecek? Kim daha fazla top üretecek? Kim daha fazla silah sistemi? Ana muharebe silah sistemi diyor. Biz mesela uçakları falan çok önceden söylemiştik. Ana evet. Muharebe, tank demiştik, gemi demiştik ve uçak demiştik. Şimdi yerine koyma. Mesela şunu söylüyorlar. Diyor ki Patriot bataryası vuruldu. Yerine 5 tane daha verecekler ama üretim başladı. Yani o vurulacak. İşte tank Bradley'e vuruldu. Onu yerine verecekler. Tamam mı? Bu süreç ne kadar devam edecek? Ne yani, kadar hızlı, ne kadar hani refleks göstererek bu olacak? Refleks ve destek ne kadar sürecek? Şimdi bu taraf kendi üretiyor. Bu taraf sürekli yardımla ayakta duruyor. Taşıma su. O yardım devam ettiği sürece sorun yok. Devam etmediği anda sıkıntı olur. Bu arada Ruslar eskiden Sovyetler bir zamanda 5 tane tank fabrikaları vardı. Bir tanesi de Ukrayna'da. Şu an Ukrayna topraklarında. Şimdi bunlardan ikincisini de hareketlendiriyorlar. Yani bunu da kaçırmamak lazım. Bir tank fabrikası yılda 1000 tank yapabiliyordu. Şimdi ikinci tank fabrikasında belli sistemlerin daha sıfır yapmaktan ziyade onarım ve tadilatı için hareketlendiriyorlar. Bu büyük bir endüstri savaşına doğru dönüyor. Putin'in sözlerini bir aktaralım. Şimdi o Davos, ki bu Rusya Davos olarak da biliniyor malum. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu. Aslında gayet net mesajlar, uzun uzun bir açıklama fakat özetini ekranlara taşıyalım. Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşma, enflasyon dedi bizde %2,9, işsizlik oranında tarihin en düşük seviyesindeyiz, hatta işte çalıştıracak adam bulamıyor, %3 küsürlük, 3,3'lük bir işsizlik. Bunu da Deniz Hocam sizin yorumlarınızı alacağım. Bu Rusya Davos'u denilen bu platformda, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda, ya bana bunları yapıyorsunuz siz de. Evet. Yani tarihin en düşük işsizlik rakamındayım. Enflasyon 2,3. Yaptığınız beni değil sizi tükettiye getiriyor. Ukrayna Savaşı başladıktan sonra tabii Rusya'yı terk eden batılı şirketleri hedef aldı. Biz kimseyi dışarıya atmadık. Onlardan boşalan yeri ve yerli üreticiyle girişimciler aldı. Baskılara karşın Rusya'da kalmayı seçen yabancı şirketlere artık onlar bizim kendi yoldaşımız, bizim yerli şirketimiz sayıyoruz. Gözümüzde Rus şirketlerinden artık farkı yok, beraber ilerleyeceğiz diyor. Batı'nın Rusya'yla adaletsiz mücadele ettiğini öne sürüyor ve kendi haysiyetlerini yerle bir ettiler diyor. Şimdi çok kutuplu dünya düzeni, Batı ne yaparsa yapsın güçleniyor. Bu kaçırılması mümkün olmayan bir süreç diyen Putin, Rusya'nın eskiden olduğu gibi dünya ekonomisini belirlemeye devam edeceği iddiasında da bulundu. Şimdi uzun süre böyle savaşamazlar iddiası var Putin'in. Ukrayna'nın elinde yakında kendine ait silah kalmayacak. Dışarıdan gelen silahlarla savaşıyorlar. Özgür Paşa'm, sizin ifade ettiğiniz. Bu şekilde uzun süre savaşamazsınız. Batı, Rusya'nın savaş alanında stratejik yenilgi alması için elinde ne varsa kullanıyor, neleri varsa ortaya koyuyorlar. Bu arada Ukrayna taarruzu amacına ulaşamadı. 186 tank ve 418 zırhlı aracı kaybettiler. Kayıpları giderek artıyor. Zaporijya dahil pek çok yerde çatışmalar var fakat Kiev'in kazanma şansı yok. Bunu da bir manşet yapabiliriz. Kiev'in kesinlikle kazanma şansı yok diyor. Gelelim Polonya'ya. Burada Polonya'ya bir tehdit var. Polonyalılar uykularında Ukrayna'nın batısını, evet Polonyalılar uykularında Ukrayna'nın batısını nasıl ele geçirdiklerini görüyorlar. Ama bunların hepsi rüyadır. Görünen o ki işler buraya doğru gidiyor. Yani Polonya'ya doğru da ben kayabilirim. Tehdidi bir anlamda da bu. Ve bu cümleler önemli. NATO Ukrayna'daki savaşa dahildir. Yani artık direkt olarak NATO ile savaşıyorum diyor. Leopard tankları Ukrayna'da hala hazırda yanıyor. F-16'ların başına da aynı şey gelecek. F-16'lar sınırın ardına konuşlandırılırsa
Onları nasıl imha edeceğimize bakacağız. Bu NATO'nun çatışmaya daha fazla katılmasına yönelik ciddi bir tehlikelidir. ABD ile temasımız kesik ama temas kurmayı reddeden biz değiliz diyor